Şimdi de Süper Lig oyuncularından Yakup Aslan'la röportajımıza devam edeceğiz. Merhaba Yakup, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Yakup, sen bildiğim kadarıyla bu işte bayağı önceden beri için içindesin. Evet. Ben sana öncelikle şunu çok merak ederek sormak istiyorum. Koçun öncesi de vardı, koçun sonrası da vardı. Bana bir koçun öncesiyle koçun sonrası zamanındaki Erzurum'daki buz hokeyinin durumunu söyler misin? Şöyle anlatayım. Biz mesela ilk olarak olimpiyatlardan önce, şu kış olimpiyatlarının öncesinde, 2011, bize buz şans verildi, sporcu şansı. Biz de Erzurum'un ilk sporcu, ilk hokeyciler olarak bu spora başladık. Daha sonra bunun yanı sıra tabii bizim bir hokey hocamız yoktu. Evet, bunu da biz 2011 kış olimpiyatlarında bayan milli takımının başında işte kiti görmemizle, bunu Erzurum'a çağırmamızla bir hocaya sahip olduk. İyi bir hocaya tabii. Böyle bizim hokey hayatımız başladı. Hokeyi da geniş çaplı olarak tanıdık ve öğrendik. Yani bu hokeyi oyundan ziyade kitle birlikte bir felsefe gibi. Kesinlikle öyle. Bir felsefe, aynı zamanda bir insanlık, hayat felsefesi, aynı zamanda hayata bakış açısı. Birazcık örnek verir misin bize? Mesela, hayat felsefesi. Mesela kitsin hayat felsefesi, arkadaşlarla demin konuştuk. Herkes kitsin oyundan ziyade bir de felsefe olarak bize bazı şeyler öğrettiğini söylüyor. Mesela biz inanış olarak Müslümanız. Kit mesela Hristiyan kendisi. Tabii mezhep olarak neye inandığını bilmiyoruz tam olarak. Ama şu var, bize bir Müslüman gibi, aynı inanışı, yani inanan bir insan gibi yaklaşıp bizim inanışımızın nasıl, insanlara nasıl bakmamız gerektiğini araştırarak, bir Kur'an-ı Kerim'i olsun, işte Peygamber Efendimiz'in sünneti mesela, bunlar araştırarak insanlara, işte çocuklara, öğrencilere nedenli nasıl yaklaşılacağını anlatan bir koç. Spordan ziyade felsefe gibi. Aynen, yaşam hayatını, ahlakını da öğreten bir koç. Bu yüzden biz de her zaman, gerek şimdi gerek de sonra da, her zaman koça minnettar kalmamız gerekiyor ve gerek biz bu sporun çok da meyvesini alamazsak da alttan gelen küçük öğrencilerimiz bunun çok çok verimini alacaklar, meyvesini alacaklar ve ben düşüncem şu, hayatları boyunca koça minnettar kalacaklar ve koçu hep arayacaklar. Bu yüzden bizim yapmamız gereken koçu bir an olsun boş bırakmamamız, elimizden geldiği kadar koçtan almamız gereken şeyleri fazlasıyla almamız ve bunu hayata uygulamamız, spor olsun, gerekse hayata bakış açısı olsun. Peki sana bir şey söyleyeceğim. Birçok eksikliklerle karşılaşıyorsunuz. Eksikliklerimiz var maddi olarak, manevi olarak. Evet. Bu konudaki koçun tutum ve davranışları nasıl oldu? Koç bu konuda size bunları hissettirdi mi? Hissettirmediyse nasıl bir yol buldu? Bu konuda mesela ben birkaç defa sizinle tercüman olarak geldiğimde koçun sizde bir maç sahasında koç ama maç dışında sanki bir abi gibi olduğunu görmüştüm. Bu aynı şekilde burada devam etti mi? Mesela uçak paralarını kendi cebinden alarak sizi bazı şeye gönderdiklerini duydum arkadaşlardan. Mesela bizim her takımda olduğu gibi bizim de takımımızda malzeme sıkıntımız oldu. Evet, ama bizim Gençspor Müdürlüğü sağ olsun, müdürümüz hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Her zaman desteğini bize verdi. Evet. Biz de bunun yanı sıra yine de malzeme sıkıntısı yaşadık. Tabii çünkü pahalı bir spor, malzeme pahalı. Bununla birlikte koç tabii bizi yalnız bırakmadı her zaman gibi. Ne yaptı? Mesela Amerika'dan yüksek kolej, üniversite takımlarını buraya getirdi. Ve bunların yanı sıra bizim sıkıntılarımızı onlara iletti. Evet. Bununla birlikte malzeme sıkıntımızı anlattı ve malzeme getirdi buraya. Bununla birlikte Gürcistan'da bir takım getirmişti. Gürcistan'dan buraya bir takım getirmişti. Aynı şeyi de bu takıma da yapmıştı. Malzeme sıkıntımızı bildirmişti. Tam çok zengin bir takım değildi Gürcistan takımı ama yine de bu şeyimizi, bir sıkıntımızı paylaşmıştı onlarla. Gerek cebinden mesela aldığı maaşla, aldığı parayla ne yaptı? Büyüklere nedenli olmuştur bilmiyorum ama küçüklere çok fazla değer verdi. Ben özellikle küçükler anlamında. Küçükler çok seviyor. Peki sence küçükler ve büyükler üzerindeki bu kadar başarısı sence oyun mu yoksa şöyle, ne yani? Mesela koçu koç yapan çocuklar üzerindeki nedir mesela? Şöyle düşünelim. Mesela biz hani ağaç yaşken eğilir felsefesiyle herhalde koç bakıyor ki doğru, ben de öyle düşünüyorum. Hani bize de çok emeği oldu. Bunu inkar etmemek lazım. Ama küçükler her zaman daha verimli, daha geleceğe hani hazır. Geleceğe nasıl derler? Olumlu mu? Daha tabii ki olumlu, daha verilen şeyi aktarabilecek pozisyonda olduğu için tabii ki küçükler daha şey, yani küçüklere daha çok emek verilmeli diye düşünüyor da tabii. Ve bunun yanı sıra da çok küçüklere çok fazla değer veriyor. Peki samimi bir soru soracağım sana. Eğer bu zorluklarla
başka bir yabancı koç karşılaşsaydı bırakır mıydı? Mesela şöyle anlatayım. Biz de Gençspor İl Müdürlüğü'nde antrenörlük yapıyoruz. Koç da antrenörlük yapıyor. Bizim aldığımız ücretle koçun aldığı ücret arasında çok bir farkı yok. Evet. Bunu farklı branştaki antrenörlere söylediğimiz zaman gülüyorlar ve inanmıyorlar. Evet. Çünkü neden? Biz işte Müslüman olduğumuz halde işimize hani biz paraya değil de hani böyle inanışımıza göre hizmete dökmemiz gerekiyor diye düşündüğümüz için. Koç burada milyonlarca kilometre uzakta. Kesinlikle. Bu kadar uzaklıkta ailesinden uzak. Sadece kendi ve kendi şunu da söylemek istiyorum ben. Koç, ben şöyle düşünüyorum koçun hakkında, kendini bu spora adamış bir adam diye düşünüyorum. Bir de çünkü Erzurum sevdalısı diye. Aynen mi? Aynen. Ve çünkü mesela ben yapar mıydım diye düşünüyorum çoğu şeyini. Hayır diyorum, yapmazdım diye düşünüyorum. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Peki birazcık daha teknik konulara girersek, koçun taktik, oyun, oyuna hazırlık, oyundan sonrası, antrenman, bu konulardaki anlayışı yeterlidir mutlaka ama nasıl sence birazcık daha açıklayalım. Mesela biz oyun anlamında, branş anlamında çok hazırlıklı geldiğini söylüyorlar. Kesinlikle öyle. Koç geniş anlamda müsabaka hazırlanırken zaten bir yıl sonra ise müsabaka hiçbir zaman bir anını bile aksatmadan, disiplinini bozmadan, fire vermeden devam ettiren bir koç. Uyumasından tutun da sabah uyanmasına kadar fitness'ından işte koşusuna, beslenmesine, buzun içindeki hal hareketine, temizliğine, her şeyine önem veren bir koç. Bu yüzden başarı elde eden bir koç. Zaten birçok az olur. Çok fazla şampiyonluk yaşamış bir koç. Türkiye şampiyonlukları yaşamış. Türkiye evet yani Türkiye'den ziyade yurt dışında çok fazla şampiyonluk yaşamış bir koç. Buna bakıldığı zaman illaki bir yerde bunun bir sebebi olmalıdır diye düşünüyoruz tabii. Ve bu da bize de gösteriyor koçun çalışma stili. Mesela bizde buzda agresifliği var, evet yok demiyoruz ama bu agresifliğini ben işte disipline bağlıyorum. Kesinlikle. Bu agresiflik olmasa bu disiplini elde edemez. Başarıyı sağlayamaz. Kesinlikle. Peki bizimle paylaşmak istediğin koçun böyle senin için özel bir an olarak gördüğün bir anın var mı? Mesela ben senin hiç yaşamış olduğun koçla unutamadığın. Şu illa ki var ama şu anda bir an soru yöneltilince unutuyor insan. Ama aktarmak istediğim. Unutmak yani unutmadığım söylemek istediğim de şu var mesela. Bizim küçük çocuklarımıza isim vermek istemiyorum. Böyle haşin, böyle yaramaz olan çocuklara her zaman böyle bir çocuk gibi yanaşmış. Böyle yaşı ne olursa olsun. Hani onun yaşına inmiş ve spordan bağımsız olarak hani bir koç değil de bir arkadaş veya bir baba veya bir anne gerekse aileleriyle görüşmüş. Evet. Spora gelmeyen çocuklara bu ailelerle görüşme mevzusunu biraz açar mısın? Şöyle mesela bizim Erzurum'da bizim maddi ailelerin maddi yönü çok fazla yüksek değil. Evet. Gelirleri fazla yüksek değil. Bunun yanı sıra çocukları spora yönlendirme az oluyor. Evet. Bununla birlikte çocukları çalışmaya yönlendiriyor aileler. Koç da tabii spora şey yapmayı teşvik etmek için tabii çalışıyor. Ki. Çocuk da gelmeyince, aileler de istemeyince koçun adresi bir kere evlere oluyor. Diyorsun. Evet. Peki şunu diyebilir miyiz? Sokakta boş gezecek birçok enerjisi fazla olan çocuğu koç kazanmıştır diyebilir miyiz? Kesinlikle az olur yani. O cümle bile az olur yani. İstihdam sağlamıştır değil kesinlikle. Mi? Mesela ilerleyen zamanda bir hokeyde Erzurum zaten şu anda öyle görünüyor. Hokeyde yüksek yerlere gelirse bunun altında MC Kit'in imzası olacaktır yani. Tabii, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yani şey olsun diye söylemiyoruz. Koçun ilk öğrencisi olarak biz her zaman böyle düşüneceğimiz. Evet, kesinlikle hep böyle düşüneceğiz. Hep böyle aklımızda kalacak. Koç buradan gitse daha iyi yani. Tabii eklemek istediğin bu konuda koçun bırakmak istemiyorsun durumu. Peki eklemek evet. İstediğin koça iletmek istediğin mesaj var mı buradan? Koça iletmek istediğim şu, biz takım olarak da küçük, büyük, genç, yıldız, minik ne kadar da buzda başarılı olamasak da gereken yani gereken şeyi de veremesek de akıllarda ve gönüllerde koçun ismi var tabii ki. Her zaman olacaktır diye düşünüyorum. Felsefesiyle yani. En azından yaşayacaktır. Kesinlikle öyle ve böyle sıcakkanlılığıyla ve bakış açısıyla yani. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.